Biz ee, bu özel yayında 3 saati de başlatıyoruz. Başladığımızdan beri de Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimle birlikte birçok böyle gerçekleşmemiş ama ihbar düzeyinde sıkıntıdan bahsediliyor. En son geçen saat içinde kongre binasının yakınında rutin tarama sırasında bir kişinin durdurulduğu, o kişinin yakıt koktuğu, Üzerinde de zaten onu yakabilecek bir tertibatın bulunduğu neydi? İşaret fişeği ve <laughs> bir meşalenin işaret fişeği tabancası ve meşale taşıdığını kongre polisi açıklamış durumda. Zaten onlar bayağı bir güvenlik çemberine alınmış durumda. FBI'ın da 21.57'de bilgi bize gelmiş. Birçok eyaletteki oylama merkezlerine yönelik asılsız bomba tehditlerinin farkındayız. Bu tehditlerin çoğu Rus e-posta alan adlarından geliyor. Yani Rusya'nın bir şekilde e, müdahil olduğunu da e, söyletebilecek ya da oraya çağrışım yapabilecek bir şey ama asılsız deniyor. Yani oylamayı etkileyecek bir şey olmadığı belirtiliyor. E, Trump son açıklamalarında kabul edeceğim sonuç ne olursa olsun diyor. Ama aynı zamanda <laughs> hile yapılacağına dair de bir inancını da son yaptığı açıklamada belirtmiş durumda. Kendi seçmenine gidin, hattı koruyun, geri çekilmeyin, oy kullanın ifadelerinde bir yandan vermiş oluyor diyebiliriz. Ee, Trump'ın ekibi bu anlamda daha fazla çalışıyor. Trump da dahil olmak üzere son saat itibariyle gördüğümüz kadarıyla belki bizim görmediğimiz alanlarda da yine demokratların da bu anlamda çabası vardır diyebiliriz. Şimdi birazdan inanıl surala gideceğiz. Washington'da bir kargaşa karmaşa olur korkusuyla, endişesiyle. E, bazı noktalarda özellikle de rüs, rü, lüks görünen noktalarda işletmelerin kendini kapattığı yani işlemeye devam ettiği ama e, çevresini kapattığı bilgilerini aktarmıştık. O halin devamı var mı yok mu diye Washington sokaklarında olacak birazdan Anıl Sural. Yine bu saat içinde e, Kılıç Burak <laughs> kanatı da oradan yayınımıza ekleyeceğimizi söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Oranın sistemini e, hepimizden çok daha iyi bilen, orada e, siyaset takip eden isimlerden biri. Saadet Çelikçi ile de onları buluşturacağız. Onu da söyleyeyim. Ama bu arada da değerlendirmelere devam edelim. Şu dakika itibariyle herhangi bir e, oy ortaya çıkmış değil. Hala devam ediyor oylama. Bizim saatimizde e, sabah e, artık... Biraz daha netleşeceği belirtiliyor sandıklar açılacak. E, aralıklar çok fazla eyaletler arasındaki saat farkından dolayı sanırım 4 ya da 6 saat içinde hepsi açılmış olacak. İlk açılmaya başlayanla en sonuncusu. Önce New York tarafı yani e, Avrupa'ya yakın kısımdan itibaren e, saat gelmiş olacak. Orada çok kritik eyalet var bildiklerimiz. Çünkü Pensilvanya o tarafta, Georgia o tarafta, aşağıda Kuzey Carolina orada. Ee, bir tane daha vardı şimdi onu unuttum. E, oralar dördü zaten salıncak eyalet diye geçenler yine ilk açılacak açıklanacakların arasında. Ama Saadet ve Anıl belirttiler özellikle eyaletlerin kendi seçim yapısı da farklı. Mesela Pensilvanya'da iş uzayabilir deniyor. Arada neredeyse fark yok. Anketler onu gösteriyor. Ama bir aday 0,5'ten fazla eğer araya açamazsa Pensilvanya'da oranın kendi hukuki işleyişi içinde oyların yeniden sayılması zaten gerekiyor. Yani herhangi bir bir başvuru mekanizması olmadan, herhangi bir itiraz olmadan oranın kendi eyalet sistemi gereği oylar baştan sayılacak. Bu da zaten uzamasının gerekçelerinden biri olacak. Trump da oraya vurgu yapmış durumda. Belli ki başa baş gelecek, belki de arayı açamayacaklar. En azından ön hazırlıklar yapılıyor.